Ali Berker, emekli öğretmenim. Çelikler yani memleketimiz için güzel bir şey. Kimse rahatsız etmiyor. 4-5 yıldır burada yerleştiler, evcilleştiler. İnsanların ve taşıttan kaçmıyor. Rahatlar ya. Dağlarda gidip de günlerce uğraşıp göremeyeceğini burada kapının önünde görebiliyorsun. Mahalle işlerine kadar geliyorum. Bak bu karşıdaki derviş hücrelerine yol yapılmaya kaymakamlık uğraşıyor. Yani il kültür müdürlüğünden yardım edilirse projesine, yapılmasına iyi olur. Çok güzel olur aslında. Orası iç içe arkaya doğru uzanan odalar var. Yani sadece bu görünen kısmı değil. 30 tane oda var ya. Yani bugün Kapadokya'ya Göreme'ye gidip de oradaki ufak tefek odacıkları göreceklerine burada kocaman oyun salonu gibi yerler var içeride. İlk odalar çok var ya. Şeyde, tanıtılsa, turizme açılsa çok güzel olur. Evet. Camilerimiz var. Mesela tarihi camiler. Tarihi camilerimiz de var. Tarihi yerler var. Çok var yani. Bunların korunması lazım. Hastalıkla ilgili yani belli başlı bir sıkıntı yok. Arada teknik olsa da dışarıdan gelenlerden dolayı. Ev karantinasında var 3-5'e. Başka da bir şey yok. Yoksa burada bir şey yok. Herkes evet. Uyuyor kurallara. Doğru. Çeviş gezek yaşamak için ekmek derdi olmayan, iş gailesi olmayan insanlar için bulunmaz bir tatil mekanı. Fakat gençlerimiz ekmek derdi yüzünden dışarı gidiyor. Yoksa ki Çeviş gezek yaşlılardan ve emeklilerden oluşmuş bir toplum. Gördüğün herkes emeklidir. Mehmet Ali Öztürk, emekli öğretmen. Yaz için burası çok güzel bir yer. Ben emekli öğretmenim, İstanbul'da oturuyorum kışın. Yazın 6 ay buradayım. Sürekli. Havası güzel. Doğanın güzelliği de. Doğanın güzelliği. Ne bileyim yani insanlar yakındır insanlara. Safir perverdirler. Çok güzel gezinip görülecek bittik alanlarımız var. Var ya. İçme suları içinde. Çok yani ileride gittiğimizde. Çay kenarında güzel şeyler var ya. Yani. Gittik yerler var.